Serginin ana temasını insan üzerine tanımlayabiliriz. İnsanın yaşamsal varlığını birazcık da sorgulamakla da ilgili bu. Sergiyi oluşturma aşamasında oyun kavramı üzerinde çok durdum. Ama oyun kavramı kendi başına istediğim şeylerin cevabını vermedi. Çünkü hele günümüzde oyunun farklı anlamlarda daha çok hani entrika gibi farklı yönlere çekilmesinden dolayı o süre hazırlık süreci içerisinde tam oturtamadım ama oyun üzerine kurulu olmalıydı. Sonra Huizinga'nın Homo Ludens kavramı üzerine bir tanımı var. Bu tanımı kendi üzerime yapıştırdım. Ve hem biçimsel hem içerik olarak bana tam denk geldiğini düşündüm. Yani bu benim için bu sergide Homo Ludens kavramı içerisinde birçok şeyi kendi üzerimde tanımlamama da neden oldu. Resimlerin oluşum aşamasında benim geçmişten gelen bir tecrübem var, deneyimlerim var. Bu akademi dönemine denk gelir. O dönemlerde sergi açmak çok kolay değildi. Ve ben mekansal, mekanla direkt ilişkili işler yapıyordum. Ve o zamandan başlayan maket alışkanlığı oluştu. Yani kendimi hayal ettiğim mekanlar oluşturdum. Sergiler hazırladım. Ve bunları çoğalttım. Bu sergide de başında da kendi oyun alanımı bu maket üzerinden kurdum. Ve bu ilişkiler resimlerle direkt bağlantılı olduğunu da keşfettim. Yani ben resimlerinde figürler kendi dünyalarında ama bizden tamamen kopuk değil, sınırlarımızla, o kendi sınırlarıyla, kendi mekanıyla bizim mekan arasında bir ilişki içindeler. Yani oradaki Araf bölge beni çok ilgilendiren bir bölge. Ben genellikle resimlerimi kızlarımla, yani en yakınımlarımla çalışıyorum ve bunlarla da ilgili o serüveni sergi içerisinde yaklaşık olarak 5-6 yıllık bir serüveni fotoğrafik imgelerle bir duvar enstalasyonu gibi video görselleriyle bunu desteklemeye çalıştım. Bunu desteklemek dediğim nokta o fotoğraflar bizim o an yaşadıklarımızla ilgili. Çok ciddi bir fotoğraf çekimin dışında oyunlar oynayabiliyoruz. Kendiliğinden gelişen şeyler var. O yapacağım işin serüvenini de belirliyor. Figürlere belli bir noktadan bakmıyorum. O figürün birçok bakış noktası var. O yüzden fotoğrafın verdiği deformasyonları ortadan kaldırmış oluyorum. Çünkü fotoğraf bir noktadan bakar ve sanatçı eğer hiperrealisti o noktadan hareket eder. Ben öyle bir hareket noktam yok. Figürlerin pek çok noktadan çekerek onları daha sonra bir araya getiriyorum, desenlerini yapıyorum. Ondan sonra eğer onu gerçekten bir boyası yapılacaksa onu tamamen birçok deformasyondan arındırarak mümkün olduğunca onu öyle ifade etmeye çalışıyorum. Fotoğraf benim sadece bir medyumum, bir aracım. Yani ona direkt de bağlı değilim. Işığımı istediğim gibi yönlendirebiliyorum. Açılarımı istediğim gibi yönlendirebiliyorum. Ona belki de bir heykeltıraşın baktığı gibi bakıyorum. Heykel sadece arkasına belki dönemiyorum. Üç boyutlu anlamında ama yatayda ve dikeyde birçok noktadan bakabiliyorum. Bu sergiyi herkesi bekliyorum. Çünkü bu oyuna herkes dahil olabilir. Çok teşekkür ediyorum.